Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir pastane kurabiyesi yapacağım. İnanılmaz güzel olan bu kurabiyenin, bu kurabiyemiz bayatlamıyor, bayatladıkça lezzeti artan bir kurabiye. Şiddetle tavsiye ediyorum, gerçekten çok güzel bir kurabiye. Malzeme listesine geçelim. Evet, 200 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı sirke, 2 tane yumurta, birinin sarısını ayırıyoruz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Yumurta sarısı üstü için susam ve çörek otu. Yaklaşık 4 bardağı yakında un kullanacağız. Evet, oda sıcaklığında olan tereyağımızın üzerine sıvı yağımızı ekliyoruz. Sirkemizi ekliyoruz. Şekerimizi ekliyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. Ve şekerimizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ekleyelim. Elimizde sıvı malzemeleri. Kurabiye yaparken özellikle buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Un eklemeden önce sıvı malzemeleri çok güzel macun gibi olana kadar iyice elimizde ezmemiz gerekiyor. Un kıvamını çok daha iyi anlayabiliriz o zaman. Unla beraber bir pakette kabartma tozu ekleyeceğiz. Evet, unumuzu ekliyoruz yavaş yavaş. Kabartma tozumuzu da ekledik. Kıyır kıyır bir hamur olacak. Oldukça yumuşak, evet. Gerçekten çok güzel bir kurabiye. Yaklaşık 10 gün, 15 gün çok rahatlıkla tazeliğini koruyabiliyor. Bir kavanozda saklayabilirsiniz, bir kapalı kutuda saklayabilirsiniz. Ben birkaç çeşit model göstereceğim size. İlk modelim, hamurumuz oldukça gevşek, oldukça kıyır bir hamur. Kare kesim yapacağım. 3 boy kare kesim kullanacağım. Büyük, orta ve küçük olarak. Evet, birinci şeklimiz bu. Evet, şimdi ikinci şeklimizi gösteriyorum. Bu şekilde kelebek model dediğimiz. Bakın, gerçekten yapması çok kolay, çok pratik. Evet, üçüncü şeklimiz. Bu şekil. Dördüncü şeklimize gelelim. Yine üçüncü şekilden yaptık. Bir tane daha. Evet, dördüncü şeklimiz burgu. Kendi etrafına dönen bir burgu bu. Yine bir burgu yapalım. Görüntüsü çok güzel, yemesi çok güzel. Evet, yumurta sarılarını sürelim bir bölümünün. Tepsimiz doldu. Kare kesim olanların üzerini çatalla çizelim. Susam ve çörek otuyla süsleyelim. Evet. Susam, çörek otu, alternatif olarak kırmızı pul biber, ay çekirdeği de koyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı.
pastanede gördüğümüz hazır kurabiyelerden çok çok daha lezzetli gerçekten. Artık bunları evde yapmamız çok daha sağlıklı, çok daha güzel. Mesela bu kurabiyeleri yaptığımız zaman artanını yiyemediğimizi buzdolabının buzluğunda saklayabiliriz istediğimiz kadar kalabilir. Çıkardığımız zaman sadece çözülmesini bekleyip tekrar iyi kullanabiliyoruz. Evet, beşinci şeklimiz bu şekil. Evet, bakın yapması çok kolay. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, altıncı şeklimizde sadece yuvarlak yapacağım. Minik simit şeklinde. Evet, minik simitlerimizi yapalım. Fırınımızı 180 dereceye ısıtalım. 180 derecede kızarana kadar pişirelim. Yeni tariflerle görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.